Simülasyon Türk'e hoş geldiniz arkadaşlar. Nihayet Deeply Sketch Alaskan Storm serisine başlıyoruz. Uzun zamandır hani videolarından sürekli bahsediyordum. Çekeceğiz diye ama bir türlü fırsat olmamıştı. Geçenlerde denemiştim ama geçenlerde bir kamera sorunu falan yaşandı oyunda. Kayıt aldığım için. Şimdi onu çözdüm. Artık rahat rahat oynayabiliriz. Bu karakterle bilmeyen yoktur diyeceğim de hani eskiler bilir sadece bunu. Yani bu oyun 2008'de çıktı arkadaşlar. Ölümcül Av programını biliyorsunuz. 15 Mart 2005'te Discovery Channel'da yayınlanmaya başlamıştı. Alaska'da bu adamlar bu teknelerle yengeç avlıyorlar. Birebir onların hayatlarını izledik orada. Nasıl yengeç avlandığını gördük bu teknelerle. Bu oyun 2008'de yayınlandı. Daha sonra Xbox 360 için de bir farklı bir sürümü yapıldı. Ama o PC'ye çıkmadı. Bu PC'de var. Bunu şu an Steam'de falan bulamazsınız. Yapımcı firma zaten kapanmış durumda. Kendilerine ait bir oyun motoruyla yapmışlar bunu. Hani şu an burada bunun özellikler arkadaşlar çoğu simülasyonda yok. Çoğu denizcilik oyunda yok. Ve benim en çok beğendiğim oyunların başında geliyor bu oyun. Çünkü ilk çıktığı günden beri oynuyorum. Şu an hani zaten izlediğiniz gibi hani bu bir korsan oyun. Bulamazsınız yani. Hiçbir yerde bulamazsınız, satın da alamazsınız. Belki Amerika'da vardır da tek tük. Her neyse, bu program hala devam ediyor. Olay bu Sick Ensign var. Bunun gemisi zaten bu Northwest'ten. Onun üzerine dönüyor bu oyunda. Farklı gemileri de kullanabiliyorsunuz. Müzik telife girebilir mi bilmiyorum. Kısacağım zaten burada. Sıfırdan başlayacağız bu oyunu arkadaşlar. Yengeç avlayacağız. Ayarlarda şöyle gösterelim. Sesler mesler. Video sesi, adam arada çıkıyor konuşuyor böyle sesleri. Bu şey, karakterlerin sesleri. Efektler, müzik sesini kısmıştım. Grafik kısmında arkadaşlar her şey yüksek grafikte de 1280x720 oynamak zorundayız. Aksi halde 1080p zaten desteklemiyor. Konfigürasyondan bir şeyler yapmaya çalıştım ama olmadı. O nedenle böyle devam edecek. Ya Adobe Premiere'de bunu 1080 yapacağız da denedim zaten, sıkıntı olmuyor. Herhangi bir problem de yok zaten, oyunun grafikleri malum biliyorsunuz hani o zamanki döneme göre, ama o zamanki dönemde en iyi denizcilik oyunuydu ve en iyi oyunlardan biriydi hani benim için. Denizcilik oynanış var, şimdi simulator var biliyorsun, birkaç tane simülatör var ama bu tam bir oyun, tam bir denizcilik oyunu. İnanılmaz keyif veriyor size. Yani bir yerden bulup indirebilirsiniz bu oyunu arkadaşlar. Daha çok oyun var böyle, oynayacağız hepsini. Yeni profil falan diyor da. Şöyle yapacağız ya, biz hani görevleri sıfırdan yapacağız arkadaşlar böyle. Kariyeri de başlayacağız tabi. Yengeç alacağız, kendi gemimizi yapacağız falan böyle. Ben ilk bölümden başlayayım. Evet arkadaşlar, şimdi girdik. Az önce problem oluşmuştu. Diğer programı kapattım. Buradan devam edeceğiz. Bas konuş seçeneğiyle bu Shadow Play aracılığıyla kaydı gerçekleştiriyorum. Şimdi limana geldik. Burada bir kısa bir görev var. Bunu şöyle ileri atıyorum ve gidiyor. Döndürebilirim kamerayı falan böyle. Göreceksiniz zaten birazdan. You can center the view again at any time by clicking. Keep the throttle up and head for the harbor. You need to get into the bay before the storm hits. Tuşa desteği yok tabii ki doğal olarak. Yani beklemeyin. Bu Jake çalışanımız. Bu şekilde onlarla iletişim kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Sürekli diyaloglar çıkıyor böyle. Yemek yaptırabiliyorsunuz. Gemiyi tamir ettirebiliyorsunuz. Yani o döneme göre arkadaşlar fazlasıyla kaliteli bir oyun ve hala oynanabilir. Hala keyif alabileceğiniz bir oyun. Bu videolarda göreceksiniz. Bilmeyen varsa bir yerden bulup indirebilir. Ben veremem tabii bir yerden de. Ben zaten bunu
kendi CD'lerimden buldum. Hatta Facebook'tan fotoğraf falan paylaşmıştım zaten. İnternette bulamadım hatta, hani bir defa indirmişim, sonra format attım, yedeklemedim hani var diye falan. Sonra CD'leri falan karıştırdım, eski bütün ne varsa çıktı ortaya. Eski oyunlar, kaydettiğimiz oyunların hepsi çıktı. Evet. Tamam, yeni içerik açıldı, yeni görev açıldı. Şimdi diğer göreve geçeceğiz. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Burada şimdi gemi başlıyoruz artık. Öncelikle buradan limana yanaşacağız, işçiyi alacağız. Şimdi aç harbor diye böyle etrafınıza bakabiliyorsunuz tabi. Burada hep konuşuyor bu adam. Bunun videolarını ayrı olarak da izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bu gemiyi dolaşabileceğiniz bir şey var. Bir bölüm var. Orada gemiyi dolaşıyorsunuz. Onu da gösteririz. You can bring up a list of all. You can look around the cabin by holding the right mouse button down while moving. Good. You can center the view again at any time by clicking on the middle mouse button. Or Matt is waiting for you at the dock. You'll have to. Bakmayın böyle grafikler çok kötü falan duruyor demeyin sakın. En harika oyun bu ya. Bak şimdi bak. Ama yalnız şu an böyle bir ekranda falan grafikler çok acayip geldi bana ya. The radar shows you points of in. Your boat is always pointing up. The plus and minus buttons on the right of the radar display. Arkadaşlar diğer gemileri görebiliyorsunuz. Varış noktasını görebiliyorsunuz. Attığınız ağları falan görebiliyorsunuz. You can also keep the throttle up to reach the entrance of the bay. Don't forget to use the camera controls or the reset view. Diğer gemi orada. Şimdi sağ güvenlik gemisiyle biraz çarpışma durumuna geleceğiz. You know, that's the Coast Guard. Bring the throttle back to its center position to stop the engines. You can also press the home key on your keyboard to center the throttle automatically. Şimdi sahil güvenlik gemisinin geçmesini bekliyorum. Ondan sonra oraya doğru gideceğim. Ya buradan başlamak istedim çünkü hani görün istedim sıfırdan oyunun nasıl olduğunu. Diğer oyunlar gibi değil sonuçta. Geminin içerisinde dolaşamıyorsunuz, onu da belirtelim. Sadece bu kamera açılarıyla dolaşabiliyorsunuz. Bakabiliyorsunuz etrafınıza ve işte hatta çalışırken insanları buradan izleyebiliyorsunuz. Oraya gelmedik henüz. Bunu döndürmek için arkadaşlar. The rudder angle just push the rudder to the right for a few seconds until your rudder shows an angle of about 20 degrees. Tabii 20 diyor da şimdi ben Shellfish gemisi gidiyor. Hey, that looks like the shellfish. It seems he's going into the bay. Aynı onların seslendirdiği aynı şeye göre kurgulanmış bir oyun arkadaşlar. Ya ben bu oyuna hatta bu adamlara mail bile attım. Cevap gelmedi tabii ki de kapandığı için. Discovery Channel'daki o tanıtım sayfasına bile yazdım. Vallahi şu an oynadığım için çok mutluyum ya. Hani bir de size aktardığım için. Bayağı uğraşmıştım o gün. Sonra OMSK'ye falan girdim. Onda da bir şey olmayınca hani yanında falan demiştim ya bilgisayar. Sıfırladım şu an onu. Ya yön tuşuyla da kullanabiliyorsunuz bunu. Yön tuşuyla. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha dış kameraya geçemedik. Çünkü eğitim görevindeyiz. Bir de King of the Road oyunu oynayabilsek burada. Çok güzel olacak ama. Well done. You beat the shellfish. Way to go. Looks like we beat the. You can use the. Good. When zoomed out, you can use the controls at the bottom of the screen to drive the boat. You can look around your boat by holding down the right mouse button while moving the.
A bow thruster is a device that push the bow thruster stick to the left, or press the delete key on your keyboard to rotate your boat towards the dock. Good. You can go ahead and dock the boat now. Use the throttle and rudder to make your way to the dock and come to a full stop inside the glowing box. Şöyle bir şey var şimdi. Monitör değişik bende biliyorsunuz. Hatta bu oyunu ilk oynadığım monitör sağ tarafta duruyor zaten. Belki gören vardır onu. Eğer Facebook'tan paylaştığımda denk gelmişse. Orada oynayalım daha mantıklı olur. Çünkü burada bayağı hani kaplamaların kalitesini böyle görebiliyorsunuz. Çok net bir şekilde. Böyle pötürcüklü böyle kenarları böyle kırpılmış gibi sanki. Biraz kötü göründü gözüme ya. Pencere modunda mı oynasak bunu sağ tarafta? Ama şimdi video çektiğim için öyle yapmak zorundayım da. Home tuşuna. En tuşuna da sıfır diyorum onu. Ve dog mod diyoruz limana. You guys sure took your sweet. Ve bitti. Ve bitti. Ekstra menüler açıldı arkadaşlar. Şimdi ilk görevimize çıkacağız. Evet. Yengeçleri görüyorsunuz, yemleri görüyorsunuz, kafesleri görüyorsunuz. Şimdi açık denize gideceğiz. Müzikler falan çok güzel. Ya neler var neler hani. Yani göreceksiniz hepsini ya. Yani göstereceğim hepsini. Şimdi. WASD ile kontrol ediyorum. The plotter is where you plan your fishing strategy. You can zoom in and out on the map by using the mouse wheel. You can look around the map by holding down the right. You can also use the control. The display tabs control what kind. Kırmızılar yengeçlerin yoğun olduğu yerleri gösteriyor arkadaşlar. Orada atabiliyorsunuz yani kafesinizi bırakabiliyorsunuz. Click the left mouse button any good. Now move the mouse to where you would like. Clicking on the string starting point again will delete your good. Now move the mouse. Good. Now that you know how to create string, now that you know where you're using the left mouse button. Click and drag your boat icon all the way to the location. Now that a waypoint has been set. Zamanı hızlandırıyorsunuz ve oraya geçiyorsunuz arkadaşlar. Good. Click on the exit button. Buradan. Geldik. At any given time, the crew is currently in rest mode. İşleri gördünüz arkadaşlar, çıkıyorlar şimdi. Hastalanıyorlar, acıkıyorlar, winch arızalanıyor arkadaşlar, bir sürü şey oluyor. The crew is ready to drop the pot. Click on the buzzer or press the space bar to get them. Space tuşuna basalım arkadaşlar. Şimdi kafesi bıraktılar. Congratulations. Sonra toplamaya başladığımızda atacak onu oraya, yakalayacak, çekecek bir işte böyle. Sonra götürecekler, dökecekler falan, ayıklayacaklar, içeri gidip atacaklar. Now go to the next drop. Drop the next pot at the second location. Remember to ring the buzzer to instruct the crew to drop the pot when they're ready. Thank God. One more crew beat the Barry.
Well, it sounds like... You can click on the deck camera screen. The deck cam gives you a clear view. Good. Go set the last pot to complete your string. YouTube'da daha önce ben bunun videosunu çekmiştim arkadaşlar. Uzun bir video olmuş YouTube'da çektiğim. İlk videolardan biri zaten o. Kanalda var. Aratırsanız bulursunuz. Orada bayağı oynamıştık. Great. You have completed the red bar next to each fisherman's picture represents the current enerjisini, mutluluk durumunu gösteriyor, sağlığını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi tabii sağlık düşerse, mutluluk düşerse ne yaparsan, yemek yemeye gönderirsiniz, uykuya gönderirsiniz, onu yükselirse onu tekrar çağırırsınız falan. Bundan yapacağı görevle bile atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta zaten limandan alırken gerçek işler var bunlar. Bunlar basit böyle şey değil. Sahte isimler veya sahte yüzler değil bunlar. Gerçekten bu işte çalışan insanların bulunduğu bir oyun bu. O yüzden ben çok seviyorum bunu. Yani birebir o adamlar ne yapıyorsa gerçek hayatta bu oyuna aktarmışlar. Ve öyle büyük bir firma değil zaten geliştiricisi falan. Discovery Channel zaten büyük bir kanal tabi. Bu adamlar bu işi yapıyor ve milyonlarca insan izledi bunları. Ben de izledim. 2005'ten beri izliyorum bak. Hani ilk çıktığı ilk programları biliyorum. Çünkü o zamanlar Discovery Channel'ın Türkiye desteği falan yoktu. Yabancı kanalların olduğu uydular falan vardı biliyorsunuz eskiden. Hala da vardı hani. Sonra bu Discovery Channel Türkiye falan geldi, sonra işte o D-Smart'a geçti, yok Digiturk'ta vardı, yok oraya geçti, buraya geçti, biz yabancı kanallardan izlemeye devam ettik, bunu arada öyle devam etti, şimdi hala yapıyorlar da hani pek denk gelmiyor ya, ama izlemeye çalışacağım önümüzdeki günlerde yine, uykuya gönderiyoruz şimdi onları. P'ye bastım, haritayı açtım. FaceTime diyorum. İşte şimdi zaman geçecek. O yengeçler dolacak. Sezon başlamadan ava çıkamıyorsunuz. Öyle bir şey de var. Bak şimdi bak. Kodiak Alaska. You know there's a boat near. The search icon on the plotter. Şimdi diğer gemiye yardıma gideceğiz arkadaşlar. Activate fast time again to travel to the search and rescue. Good. You're now in position to. Nerede o gemi? It's a bit dark in the cabin at this time. Now keep an eye out for that boat in distress. Ha, ileride, tamam. Remember that it's easier to spot things around you if you zoom the camera out. Şurada işaret fişeğini de gönderdi adam. Captain, someone just fired a flare. Locate the missing boat by following the flare signals. Vallahi yenisi gelse süper olur abi, biliyor musun? Yenisi gelse bunun süper olur. Ve Xbox 360'daki sürümü de çok basit böyle hazırlanmış sanki, böyle çocuklara yönelik ya da böyle çok puan topluyorsun orada bir şey yapıyorsunuz da, onu da oynamak isterdim ama işte PC'de yok. Xbox 360 da yok arkadaşlar, zaten olsa bile onu nereden bulacaksınız ki şimdi? O da var değil mi? Yenisi gelse süper olur ya. Yapmazlar ama. The ship is not responding on the radio. Get close enough to it to be able to communicate with the crew. Bu kalitenin üzerinde olması gerekiyor. Simülasyon olmayacak. Simülasyon öğeleri barındıracak. Zaten onların hayatını simüle ederek zaten bir simüle ediyor, taklit ediyor, benzetme yapıyor gerçeği. Bir simülasyon oyunu olacak. Güzel bir öyle aksiyonu, maceralı bir simülasyon oyunu olur.
Artıya basıyorum, ne yapıyor burada şu an bilmiyorum hani. Hey there. It's really nice to see you guys. We've had a massive Larry diğer geminin kaptanı arkadaşlar. If I knew it was those guys out here, I click on the radio panel, the radio menu, display click on the Coast Guard button. Roger that, Northwest. Click on the exit button. It looks like this fish. Ve ilk bölümde gitti. Evet. Bu kadar. Şimdi limana geldik arkadaşlar. Şimdi buradan You know, you can edit the payload of your boat. Yakıt doldurabiliyorsunuz. Kafes alabiliyorsunuz buradan. Kapasiteniz var tabii ki de. Her geminin kapasitesi farklı tabii. Limanı ya güverte kısmı farklı. Kaptan köşkü farklı yerde falan. Bu böyle Northwest'ten gemisi. 150 yapacağız tamam. Increase the amount of fuel on board until you have. You don't have to press the button repeatedly to change your payload. Paralar buradan gidiyor zaten until you reach the stability. Whenever the pot's number turns red, click on the reset button to bring your. Yeah, I just wanted to fill the boat all the way up with bait, and you'll be ready to head out. The wait time field. Just click on the purchase button. Captain, you've got to help me. I've got a girl in my bunk, and my girlfriend just showed up. Can you keep her busy in the wheelhouse for a few minutes? Right on. You're saving my life. Click on the purchase button again to resume loading your boat. Good. The boat. Now you need to plot a course to your. Set a waypoint near the start of your journey. Şimdi oraya gideceğiz. Activate fast time to start traveling. You are now in position to start retrieving gear. Before leaving the plotter, set another waypoint at the other end of your string. This will allow you to use the boat's autopilot and make your task easier. Good. Close the plotter to proceed. Set the crew mode to retrieve. Click the autopilot switch. The autopilot does navigate to the first pot location. Remember that you have to approach the buoys on the starboard, right side of the boat for your crew to retrieve the pots. Ben genelde bunu kendim yapardım ama otopilotu devre dışı bırakırdım ama bu eğitim olduğu için şimdi. Bu son bölüm arkadaşlar. Bundan sonra video bitiyor. Bir sonraki bölümde diğer görevi yaparız ya da kariyer moduna gireriz artık. Bir an önce girelim bence ona. Kendi kariyerimizi yapalım. Northwest'ten gemisi aslında turlamak istiyorum ya. Öyle bir şey mi yapsak? Make sure to slow down when getting close to the buoys. Yavaş gideceğiz. Retrieve the first pot. Remember to approach the pot from the right side. Yakalayamadım. Steering the boat while the autopilot is active. Otopilotu devre dışı bıraktım şu an. Every time you retrieve a pot, the crew will give you a count of the number of adult male crabs in it or keepers. Click the kapısı geri gönderiyoruz arkadaşlar. To rebait the pot. Onlar da ayıkladılar şu an onları. Ne kadar olmuş? O devam edecek. Ya böyle bir çalışma sistemi var, çok güzel. Move on to the next pot. Sonrakine gidiyorum. Something's burning. Stop playing with that. You can click on the picture of a crew member at any time to start a click on the numbered button in front of the reply of your choice to talk to Edgar. Good. Move on to the next pot. Remember to slow down when you get close to the pot. If you come too fast on the buoys, your crew could miss the throw and you'd be forced to circle around to try again.
That's the second pot. Only one left to complete the string. If the crab count in your pot was low, you would want to choose the stack option instead of setting back. Stacking means placing the pot back on deck so you can drop it in a better location at a future time. Now, go get the last pot. Great! You've retrieved the last pot. Ve bitti arkadaşlar. Son kafesi de aldık. Now that you have retrieved the entire string, you need. While we are in the plot, click on the crab checkbox. The crab tab gives you an indicator. You can hover over a. All right. Hover the mouse cursor over any harbor icon to bring up information about that. The top line of the. As you can see, there's a. Set a waypoint on Akutan, then activate Fast Time to go there. Good. We are done in the plot. Make your way to your docking location. Come to a stop inside the dock area to go to harbor mode.
Click on the dock button. Click on the sell catch. You can see your current. Click on the wait button to wait in line and sell your catch. Evet arkadaşlar, Deathless Catch Alaskan Storm'un ilk videosunun sonuna geldik. Başladık artık. Bundan sonraki bölümde bir bakacağım. Northwestern gemisinin o turunu yapabiliriz ekstralar bölümünden. Congratulations. Bunu da bitirdik. Evet. Yeni içerikler, yeni özellikler açıldı. Görevler bunlar arkadaşlar. Bunu yapabiliyorsunuz sonuna kadar. Ondan sonra ekstralar var. Videolar var. Jax challenge bu neydi ya? Bir dakika. Ha bu şekilde. Burada J2 canlandırıyorsunuz ve bu şekilde atıyorsunuz onlara. Bunu da yaparız. Değil mi? Çok güzel, keyifli olur. Onun dışında ekstralarda işte Northwestern gemisinin turu var ve emeği geçenler var. Geliştirici firma bu. Liquid Dragon. Bunlar hazırlamışlar oyunu. Yani çok harika bir oyun. Yenisi gelse süper olur. Öyle diyeyim ben size. Northwestern gemisinin Stedgar tutulumu nasıl? Scott Talcott. Scout Channel ekibi. Başkanı, genel müdürü. Sesler. Omni Interactive Audio diyor. Yine diğer sesler. Ses aktörleri, seslendirmeleri yapanlar. Gerçi yine onlar seslendirdi de diğer seslendirmelerden bahsediyor. Ya yani bu şeyi aktaran, bize konuşan kendi diyor bak. Bak bunlar hepsi kendisi konuştu. Sweatlab diyor. BMC Game Labs. Tester. Oyun içi videoları hazırlayanlar. Yani bunların kayıtlarını yapanlar. Multiplayer Network diyor. Networking diyor da. Ya bu nasıl oluyor bilmiyorum. Yani bu başka bir şeydir. Video Game Web site PR. Çalışmaları. Pazarlama çalışmaları. Satış. Distribütörler. Ile ilgili çalışmalar. Sten Southsound Hosting diyor. Web hostingini yapan kişi. Bu şekilde bütün şeylerini görmüş oldunuz arkadaşlar. Ben de size aktardım. Tekrardan baktım. Evet tamam. Yengeç avlamaya devam edeceğiz bir sonraki videoda. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.